İlk önce şerbeti yapmakla başlayacağım. 3,5 su bardağı şeker. Daha sonra üzerine 4 su bardağı su ilave ediyorum. Ve son olarak bir dilim de limon ilave ediyorum. Şerbet kaynamaya başlayıncaya kadar yüksek ateşte, daha sonra kısık ateşte 25 dakika pişireceğim. Şimdi baklavamın hamurunu hazırlayacağım. 2 adet yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı su, 50 gram tereyağı, 1 paket kabartma tozu, 1 yemek kaşığı sirke, 1 çay kaşığının ucuyla da tuz. Şimdi bunları güzelce karıştıracağım. Şimdi yavaş yavaş unu ilave edip yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edeceğim. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğurdum. Toplamda 4 su bardağı un ilave ettim ben. Sizde aynı olmayabilir, yumurtanın büyüklüğüne göre, küçüklüğüne göre siz daha dikkatli olun un eklediğinizde. Şimdi 2 eşit bezeye ayırıp 15 dakika dinlendireceğim. Dinlenen bezelerimden bir tanesini aldım. Şimdi güzel bir şekilde açacağım. Hamurumu çok ince olmayacak şekilde açtım. Şimdi üzerine bolca nişasta serpeceğim. Bu aşamada bolca nişasta serpin. Çünkü bu nişasta baklavamızın kat kat olmasını sağlıyor. Katları birbirine yapışmıyor. Her tarafına gelecek şekilde serpelim güzelce. Şimdi bu ucunu içe doğru katlıyorum. Ve aynı şekilde bolca nişasta serpiyorum tekrar. Bu ucu da aynı şekilde ortaya getiriyorum. Şimdi de bu ucunu ortaya getirelim. Aynı şekilde nişasta serpiyoruz her katına. Şimdi de tüm uçlarını ortaya getiriyorum. Şu şekilde.
Şimdi bu bezi de dinlenmeye bırakıyorum. Önceden açtığım bezi tekrar tezgaha alıp açacağım. Önceden açıp dinlendirdiğim bezeyi tekrar güzel bir şekilde açacağım şimdi. Açtığım yufkayı tepsi büyüklüğünde keseceğim şimdi. Şu şekilde yağlamış olduğum tepsiye alıyorum. Şimdi kalan hamurlarımı bu şekilde keseceğim. Tekrar tepsiye yerleştireceğim. Parçaları da yerleştirdikten sonra ceviz ilave edeceğim. Ben 2 kat ceviz ilave edeceğim. Siz tek kat ceviz de koyabilirsiniz. Kalan parçaları da aynı şekilde yerleştiriyorum. Şu bezeyi de aynı şekilde açacağım. Bu yufkayı da aynı şekilde açtıktan sonra tekrar keseceğim. Ortadaki bu parçayı en üste koymak için kaldırıyorum. Şu parçaları da aynı şekilde kesip tepsime dizeceğim. Tekrar cevizleri serpiyorum üzerine. Kalan parçaları da tekrar tepsiye yerleştireceğim. Son olarak ayırdığım parçayı da tepsiye alıp baklavamı keseceğim. Şimdi baklavamı keseceğim ben. Havuç dilimi şekli vereceğim. Siz istediğiniz gibi kesip şekil verebilirsiniz. Tam ortadan kesmeye dikkat edelim. Şimdi baklavanın yağını üzerine dökeceğim. Bir su bardağına yakın tereyağı eritip tabağa aldım ve bir su bardağı da sıvı yağ koydum. Baklavanın üzerine güzel bir şekilde döküyorum. Şimdi baklavamı önceden ısıtmış olduğum 170 derecelik fırında üzeri kızarana kadar ağır ağır pişireceğim. Baklavam pişti. 15 dakika önce fırından çıkardım. Baklava ve şerbet ikisi ılık şu an. Öğle şerbeti dökeceğim. Şerbeti döktükten sonra bir gece dinlendireceğim. Sizin vaktiniz yoksa 3-4 saatte dinlendirebilirsiniz.
Arkadaşlar inanın o kadar güzel oldu ki pişman olmayacaksınız denediğinize. Ve kat kat çok güzel bir baklava. Şerbetin kıvamını da göstermek istiyorum sizlere. Dediğim gibi şerbetim ılık. Ve baklavam da aynı şekilde ılık. Kepçeden ağır ağır dökülüyor. Yapımı kolay ve çok pratik bir baklava tarifi. Yarım saatte bir tepsi yapabilirsiniz. Ve çıtır çıtır kat kat gördüğünüz gibi bütün katları ayrılmış. Baklavam bir gece bekledikten sonra çok güzel bir şekilde şerbetini çekmiş. İnanın dış görünüşü kadar içi de kat kat ve çok güzel. Bu pratik ve güzel tarifi sizin de yapmanızı tavsiye ediyorum. Bugünkü tarifimin de sonuna geldim. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.